Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Ben Fujifilm Ankara Showroom'dan Hazar. Merhaba arkadaşlar. Ben Fujifilm Ankara Showroom'dan Harun. Bugün bir fotoğrafçının dışarıda gezerken ihtiyaç duyabileceği ekipmanları inceleyeceğiz. Yani şöyle bir çantanın içine sığdırılabilecek ekipmanlar neler? Çünkü sadece fotoğraf makinemizi alıp çıkmayla bitmiyor. Doğa fotoğrafı, sokak fotoğrafı olsun, çeşitli fotoğrafçılık dallarında ihtiyaç duyabileceğimiz çeşitli aksesuarlar var. Özellikle filtre kullanımı bu konuda çok etkili. Bunların hepsini çantamıza hangi setle nasıl sığdırmışız onları yakından inceleyeceğiz. Evet, bugünlerde fotoğrafçının çantasında bulunması gereken ürünlerden biraz bahsedeceğiz sizlere. Evet Hazar, sen evet. Deyiz. Şimdi tabii bugünlerin olmazsa olmazı neler? Onlara bir bakalım. Birincisi dezenfektan. Evet. Diğeri kolonya. Tabii bu işin şakası. Şimdi ekipmanlarımıza bir göz atalım. Neler sığdırmışız ekipman olarak bir bakalım. Şimdi öncelikle şuradan bir başlayalım. Aynen, istersen ön taraftan başlayalım. Şöyle makinalara gelmeden. Aynen. Joby'miz var. Yani masa tripodu diye geçen Gorilla Pod sisteminde. Bunun en sevdiğim yönü benim, açık söyleyeyim, her yere sabitleyebiliyorsun. Hani boy olarak biraz kısa ama atıyorum bir masaya koyabiliyorsun, bir duvardaki demire sabitleyebiliyorsun. Evet, ben şeyde kullanmıştım bunu. Bolu Yedigöllere çekime gittiğimizde böyle prime küçük bir lens vardı. T3'ü taktım buna. Ağacın dalına böyle sardım. Biraz kalın bir daldı. Ağacın dalına sardım. Oradan bayağı duruyor yani. Sanki GoPro takmış gibi. Güzel bir etkisi olmuştu. Normalde ağır bir kitleriz ama şeyle taşıyor bu yanında aynı zamanda. O T3 16-55'i. Tabii kit lensiyle beraber üstünde, daha büyük lensleri de taşıyor. Çok aynen öyle sağlam. Yani çok basit bir şey gibi duruyor ama evet, hakikaten sağlam, güzel bir ürün. Bir de şey ball head, yani şöyle sıkıştırdığınız zaman şuradan çok rahatlıkla hareket ediyor. Yani makineden kontrollü olarak kullanıyorsunuz. Hı hı. Şöyle iyice sıktığın zaman da ki bayağı bir sert, yani oynaması zor ki hani bu tarz ürünlerde hani çok uygun fiyatlı olanlar bu kadar sağlam olmuyor ama hani bu Joby markası güzel. Şu ayakların sağlamlığı da çok önemli. Hani her biri ayrı klipsli gibi tek tek dönebiliyor. Bayağı sert, tutunan yüzeyde bayağı sağlam kalıyor ki boyut olarak da hani çantanın önüne koyduk biz ama çantanın içinde de olabilir. Yani çok yer kaplamıyor. Aynen öyle. Evet. Şimdi çantanın içine geçelim istersen. Yok, içine geçmeden önce bir aksesuarımız daha var. Doğru. Şuraya sakladım onu. Ben onu çok kullanıyorum. Şimdi sağda solda çok geziyoruz. Çiftli şarj aleti, ikili şarj aleti. İki batarya aynı anda şarj ediyor. Bu Patona marka bir şarj aleti. Bu sanıyorum normal elektrik olmadan da başka adaptörlerle USB girişi var. Mesela powerbank'ten bağladın. Powerbank'ten güç alabiliyor. Aynı zamanda şurada girişler de mevcut. Normal prize bağlayıp veya işte çakmaklık girişine takıp şarj edebiliyoruz. Bir de ekranla, yani şuradaki ekrandan bastığınız zaman üstte işte buradaki batarya yüzde kaç şarj olmuş, buradaki bataryanın ömrü ne kadar gitmiş falan, onları görebiliyoruz. O da çok güzel bir özellik. Bir alet, kesinlikle. Ki bu da çantada çok yer kaplamayacak bir şey. Bunu da rahatlıkla kullanabiliriz. Şöyle bir yatıralım. İnsanlar evet, da aynı zamanda görsünler. Şimdi tabii aynasız makine kullanıyorsanız olmazsa olmazımız yedek bataryalarımız. Burada iki tane yedek bataryamız var. Ama tabii buraya hani bayağı bir göz var burada. Bu PackSafe'in bir çantası. Hı hı. Buraya 4 tane batarya sığdırabilirsiniz. Bence aynalı olsa da bir en azından yedek batarya. Tabii yani şart. Bir çekime gittiğimiz zaman mutlaka yedek batarya almamız lazım. Kesinlikle. Uzun pozlama olarak kullandığımızda da şöyle bir kumanda sığdırdım ben buraya. Şöyle çok güzel, bu astro fotoğraflarda falan. Tabii bu astro fotoğraf için bu kitlemeli Fuji'nin RR100 kumandası. Bunu makineye taktığınız zaman normalde bulb modunu aldığınızda hani basılı tuttuğunuz süre boyunca çekim yapıyor makine. Ama bunda bir hold modu var. Basıp kilitlediğiniz zaman mesela 1 saat kilitli kaldı. Makine 1 saat uzun pozlama yapabiliyor burada. Bastığınız zaman geri çekiyor bunu. Bir de bizim makinelerin çoğunda da şey var hani, yeni çıkan ürünlerde özellikle T3 alette 30'larda hem şarj olup hem çekebiliyor. O yönden tabii yani hani 1 saat 2 saat mesela çekim yapmak için. Aynen öyle, rahatlıkla kullanılabilir. Bir de hatta belki buna bile gerek kalmayabilir. Bizim bu Fuji XT3, XT30 gibi makineler direkt powerbank üzerinden şarj olabiliyor. Aynen öyle. Hani belki şuraya bunun yerine güçlü bir powerbank koyulabilir. Kesinlikle. O da etkili olacaktır. Az önce o aklıma gelmişti benim de. Evet. Powerbank de koysaydık keşke diye. Ki bizim yani Fuji'nin kullanıcıları powerbank taşıyor genelde yani. Çünkü bir yandan şarj ediyor, bir yandan çekim yapabiliyorlar. Bir de telefonlarda falan kullanıyoruz, şeyde kullanıyoruz. Yani powerbank günümüzün gerçeği. Aynen yani öyle, sürekli yanımızda şey dursun. Yok. Önce aksesuardan devam edelim. Aynen öyle. Şöyle bir flaşımız var mesela. O ne? Godox TT 685 modeli. Aynen öyle. V860'ın da ebatları hemen hemen aynı. Aynen. Yani onu da direkt yerleştirdim. V1 biraz buna göre büyük. Ama sağır. Çok rahat sağır. Bence sağır yani. Dışarıda outdoor porta çekimlerinde falan kullanılabilir. Evet. Veya belki bunun yerine AD200 konabilir. AD200 de sar. Evet. Aynen. Çünkü hani çanta yerleştirdiğiniz zaman üst kısmı birazcık boş kalıyor. Yani buraya işte daha büyük bir flash tetikleyicileri, belki filtreleri koyulabilir. Bir de şeyden bahsedelim. Esas ekipmanlara geçmeden önce filtre kullanımı. Kesinlikle. Bir fotoğrafçının çantasında mutlaka olması gereken bir şey. Şurada filtrelerimize bakalım, hangi filtreler var yanımızda. Şimdi KF konseptin çeşitli filtreleri var. Şimdi yanımda genellikle ben UV filtre, polarize filtre ve ND filtre taşıyorum. UV zaten olmazsa olmaz. Kesinlikle. Yani lensi korumak için. Çünkü makine boynumuzda dolanıyoruz, bir yere çarpıyoruz. Hani o zaten artık hani kitin bir parçası yani. Hani. Tabii. Ya yani onu taktığımız zaman artık lensin bir parçası haline gelmesi lazım UV filtrenin. Ki şundan da bahsedeyim. Filtre kullanırken iyi bir filtre kullanın. Çünkü siz kullandığınız ekipmanın o camın önüne bir cam takıyorsunuz. Ve o cam kalitesi kötü bir camsa çektiğiniz fotoğrafta flare oluşabiliyor. Görüntü kalitesi olumsuz etkilenebiliyor. Özellikle ters ışıkta böyle baloncuk görüntüler oluşuyor. Evet yani çok... parasole kullanılsa bile yine de sıkıntısı büyük oluyor. Şimdi tabii UV'nin yanında başka hangi filtreler kullanabiliriz? Bu ND4. ND, evet. ND filtre de önemli. Genellikle gündüz uzun pozlama çekerken kullanılabilir. Gündüz veya, uzun pozlama... video çekerken, sözünü kestim ama... Tabii 4 stop, 5 stop ve 6 stopluklar gündüz video çekerken... 60 FPS kullanıyorsun mesela. Aynen. 600 enstantanenin üstüne çıktığın zaman motion array etkisini kaybediyor. Tabii kırpışma oluyor mecburen enstantaneyi düşürdüğümüz için. O yüzden enstantaneyi çok düşüremiyorsun. Belki düşük diyafram kullanmak istiyorsun falan. Mantıklı. Böyle özellikle 1.2'ler, 2.8'ler falan riske atılıyor. Kesinlikle. O tarz durumlarda yapacağımız bu ND filtreler, yani kullanacağımız ND filtreler müthiş derecede hani... hayat kurtarıcı desek belki abartı olmaz. Yani çok verimli aletler bunlar. Evet. Ben o yüzden çok seviyorum. Ben de şeyde kullanıyorum. Hani ben video tarafı bende çok fazla yok. Daha çok fotoğraf üzerine odaklanıyorum. Mesela gündüz bir şelale çekiyorum. Ama o şelalede o tül etkisi, perde etkisi, o şelalenin akan yerleri daha böyle perdeymiş gibi, akıyormuş gibi çekmek istiyorum. O yüzden ND filtre taktığınız zaman normalde 200 enstantanede çekebileceğiniz bir yere ND filtrenin stopuna göre işte 15 enstantanelere, 10 enstantanelere kadar düşürebiliyoruz. Yani o yüzden ND filtre önemli. Ben özellikle bu filtreyi çok seviyorum. Polarize filtre. Olmazsa olmazımız. Şimdi bu ne işe yarıyor polarize filtre? Polarize filtreye baktığınız zaman birazcık koyudur. Yani bir stop falan görüntüde kaybettirir. Ama etkisi büyük. Mesela şimdi bu polarizeler kendi içerisinde şöyle dönebilen filtrelerdir. Sirküler polarize diye geçer. Bunun etkisi nasıl? Mesela bir geziye gittiniz, seyahate gittiniz. Otobüsün içinden, aracın içinden dışarının fotoğrafını çekeceksiniz ve cam yansıma yapıyor. Bu yansımayı kaybetmek için polarize filtre kullanıyorsunuz. Bu sirküler çevriliyor. Dış cephesi yani komple cam kaplama olan binalar bugünlerde çok revaçta. Onları çekerken de mesela yansımaları almak cidden çok verimli olabiliyor. Tabii yansımanın etkisini değiştiriyor birazcık da. Öyle. Bir etkisi daha var. Gökyüzü çok patlayan fotoğraflarda, yani pozlama dengesinin dengesiz olduğu yerlerde. Mesela ben bir manzara çekiyorum. Hiç bulut yok. Hava çok aydınlık. Ben alta göre pozlama yaparsam, manzaraya göre pozlama yaparsam üst taraf patlıyor. Üste yaparsak? Üste yaparsak alt taraf karanlık çıkıyor. Aynen. Olmuyor. Polarize filtre taktığınız zaman fazla parlayan yerleri birazcık daha absorbe ediyor. Yani gökyüzü bir ton daha mavi çıkabilir bunu kullandığınız zaman. Ki ben fotoğraflarımda genelde kullanıyorum bunu. Hani polarize filtre hangi lensi kullanırsam kullanayım hepsinde takılı oluyor bir polarize filtre mutlaka. Bu polarize filtre hakkında şey diyebilir miyiz peki? Fotoğrafın dinamik aralığını bir stop artırıyor. Diyebiliriz aslında, mantıklı. Yani çünkü açık yerlerden bir ton koyu detay alabiliyoruz. Aynen öyle. Hani belki Photoshop'ta uğraşırken bir tık daha hani artı bir stop yerine sıfırda bırakabiliriz onu. Bir de Photoshop'ta fazla oynamamak da güzel oluyor yani fotoğrafın kalitesi açısından. O yüzden böyle ekipmanları kullanmak daha verimli bence. Tabii, kesinlikle. Yani Photoshop'ta yapmaktansa direkt o şekilde çekmek çok daha verimli oluyor. Aynen öyle, daha iyi olur. Marka vermiyoruz. Aynen öyle, orayı sansürleyelim. Bir tane de tabletimiz var. Bu çantanın içine sığdırdık. Şimdi Fuji'nin makinalarında işte hatta bütün makinalarında Wi-Fi özelliği var. Genellikle bir seyahate gittim. Geri dönüş yolundayken Wi-Fi'den işte tabletime aktarıyorum fotoğrafları. Ben o konuda seni çok kıskanıyorum. Sen daha yoldayız böyle hemen beğeni. Aynen, ben evet, bilgisayar seviyorum. Ya birazcık hızlı seviyorum. Yani fotoğrafı hemen anlık olarak göreyim, aktarayım ve geri dönüş yolundayken Instagram'a atayım istiyorum. Kesinlikle ben o yoldayken senin fotoğrafla bir göreyim ya. Hemen mi yani, bu kadar mı? Bu kadar mı hızlı? Evet. Uygulamada direkt mesela T3 26 megapiksel direkt 26 megapiksel alabiliyoruz. Tabii orijinal ebatını gönderiyor ama çok yer kaplamasın, ben küçük ebatını koyacağım derseniz de işte 3 megapiksel olarak sıkıştırıp size verebiliyor. Bir tane XT3 1680 kiti var. Özellikle bu 1680 çok başarılı bir lens. Kendi üzerinden 6 stopa yakın titreşim engelleme var. Çok başarılı çalışıyor. Hem videoda hem fotoğrafta çok etkili. Bu da sabit f4 diyaframlı bir lens. Bunu da çantamızda duruyor. Hani şimdi seti yavaş yavaş tamamlıyoruz. Şimdi XT3, 10-24, 16-80. Arada çıktık mesela bir portre çekeceğim. Tam onu diyecektim. Aynen. Portre resmimiz de var mı orada diye. Olmaz mı? Hemen o da geliyor. 35 mm 1.4. Bu da benim sevdiğim bir lens. Sen zaten yanından hiç ayırmıyorsun. Tabii 35'i hiç yanımdan ayırmıyorum. Yani Fuji'de keskinliğini en beğendiğim, en kontrastlı olan lenslerden biri. Bir de dışarı çıktık, çekim yapıyoruz. Telebi objektifimiz lazım. O da geliyor şimdi. Bu da 50-140 2.8 diyaframa sahip olan Fujinon'un bir lensi. Yalnız bir şey fark ettin mi? Çanta hafif hafif geriye gidiyor ekipmanlara. Masaya sığmıyor. Evet, bayağı bir masada ekipmanımız oldu. Hepsi bu çantadan çıktı. Bu da 50-140 2.8 diyaframa sahip olan bir lens. Özellikle portrelerde, dış çekimlerde çok verimli. Felaket bir lens gerçekten. Hem otofokus hızı olsun, hem keskinlik olsun. Bir de bunda ilginç bir detay var bu 50-140'da. Şurada bir filtre penceresi var. Hani polarize filtre üzerinden çevrilebiliyor demiştim. Aynen ya. Buradaki filtre penceresini çıkardığınız zaman hiç işte parasoleyi çıkarmadan direkt parasole üzerinden şuradaki pencereyi açıp filtreyi buradan kontrol etme imkanına sahip oluyorsunuz. Oo, çok verim. Onu da ben alayım. Evet. Bayağı masamız doldu. Aynen öyle. Evet, genel olarak ekipmanlarımız bunlar arkadaşlar. Bayağı bir ürün sığdırdık içine. Şimdi bunları istersen bir yerine yerleştirelim. Bugün sizlerle beraber bir fotoğrafçının çantasında bulunması gereken ürünlerden bahsettik. Kullanım alanlarından, nerede kullanması gerektiğinden bahsettik. Evet, başka ekleyeceğimiz bir şey var mı Hazar? Evet, umarım beğenmişsinizdir videoyu arkadaşlar. Kullandığımız ürünlerin linkini aşağı ekliyoruz. Oradan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.